Karadeniz sahil yolunda bugün ulaşım resmen durdu. Trabzon Akyazı'da yamaçtaki bir ev inşaatının istinat duvarının yıkılmasıyla beraber kaya kütleleri Karadeniz sahil yoluna düştü. Yola düşen kayalar, kapanan bir yol ve kilometrelerce uzanan araç kuyruğu. Tüm bunların sebebi inşaat halindeki bu ev. Trabzon Akyazı mevkiinde yamaçtaki bir ev inşaatının istinat duvarı gece geç saatlerde yıkıldı. Evin istinat duvarı çöktü. Bundan kaynaklı yola oldu. Bu sayede de tabii Akyazı komple felç oldu, yani yapacak bir şey yok. İstinat duvarının yıkılmasıyla oluşan toprak kayması nedeniyle yamaçtan yuvarlanan taşlar Karadeniz sahil yoluna düştü. Olay sırasında yoldan geçen bir minibüs zarar görürken araçta bulunan bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Yola düşen kayalar ve heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle Karadeniz sahil yolunun Trabzon Akçaabat istikameti ulaşıma kapandı. İki taraflı olarak Akçaabat-Trabzon sahil yolu ulaşıma kapanmış durumda. Şu anda bulunduğumuz noktadan Akçaabat istikametine kadar tam 9 kilometrelik araç konvoyu var. Yolun kapanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ulaşım daha sonra Akyazı Stadı'nın inşaat sahasından verilmeye başlandı, ancak aşırı yoğunluk nedeniyle araçlar saatlerce yolda kaldı. Kaç saattir trafiktesiniz? 2 saattir burada trafikte bekliyoruz. Kaç kilometre oldu? Ya burada 5 kilometre, öyle 2 saattir geçemedik ya. Saat 10'dan beri burada, 9'dan beri burada bekliyoruz. İstanbul mu oldu, ne oldu anlamadık. Kaç saattir yoldasınız? Yaklaşık 2 saat. Hatta 2 saat şeyden beri, Uzunkum'dan beri. Uzunkum'dan beri? Evet, yani geldiğimiz 3 kilometre yol falan gelemedik. İçinde hasta olan bir ambulans da uzun süre trafikte kaldı. Günü trafikte geçiren Trabzonlu sürücüler duruma tepkiliydi. Böyle bir rezalet olur mu ya? 2023 çağ atladık. Çağ atladık, yol yaptık. Nasıl yol yaptık? Duble yol yaptık. Hani nerede yollar? İki tane kaya düştü yola, kapandı kaldı yol ya. Böyle bir rezalet olur mu ya? Hastası olan var, ustası olan var.